Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim bültenimize. Ancak yeni bir haberle değil, stüdyoda konuğumuzla devam edeceğiz. Malum Haziran seçimleri artık yaklaşıyor. Stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı Sayın Tolga Çobanoğlu var. Sayın Çobanoğlu, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi Teşekkür akşamlar ederim. diliyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu biraz klasiktir ama çalışmalarınız tahmin ediyorum ki çok yoğundur. Ön seçime gireceksiniz çünkü. Evet. Muhtemelen teşkilatlarla, örgütlerle sürekli olarak bir aradasınız. Nasıl bir tempo var? İnanılmaz bir coşku var. İnanılmaz bir yoğunluk var. Çünkü yaklaşık galiba kısmen bir 99'da bir ön seçim yaşamıştık. Daha sonrasında hiç ön seçim yaşamamıştık. Şu an örgütlerimizde muhteşem bir heyecan var. 78 tane benim bölgemde aday adayımız var. Pırlanta gibi hepsi birbirinden değerli. Onlar, ekip arkadaşlarımız tamamı şu an örgütlere yayılmış bir durumda. Ne gece dinliyoruz, ne gündüz dinliyoruz. 66.750 üyeye ulaşmak için elimizden geldiğince mücadele içerisindeyiz. Tabii bu da hem parti içerisinde bir mücadeleyi gerektiriyor. Artı parti dışında da kamuoyunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir aileye, her bir kamuoyunda vatandaşımıza bir tane logosunu dahi ulaştırabilme mücadelesini getiriyor. İnanılmaz bir coşku var. İzmir'de ciddi oy oranına sahip olacağız. Ben bu konuda belki biraz daha tahmini olarak düşüneceğim. 18 milletvekilinin çıkabileceğinin düşüncesindeyim ön seçimden sonra. Evet. Peki biraz sizden bahsetmek gerekirse galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki en genç aday adaylarından bir tanesiniz En genç. ve Sayın CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in de yakın zamana kadar danışmanlığı görevini üstleniyordunuz. Aynı zamanda genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de çalışıyordunuz. Evet. Genel merkezdeki bu tempodan İzmir'e geçiş sürecinden biraz bahseder misiniz bize? Aslında biz yoğun tempo her zaman yoğunluğumuz hiçbir zaman düşmedi. Türkiye'nin tamamını iki kez dolaşmış bir siyasetçinin yanında danışmanlık yaptım. Tabii bu bana çok büyük avantajlar sağladı. Siyaseten pişmem için çok büyük getirileri oldu. Türkiye'yi çok dolaştık. Türkiye'nin problemlerini biliyoruz. Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz. O yoğunluktan sonra yine İzmir'e bir fedakarlık içerisinde geldim. İzmir örgütünün içerisinden çıkan biriyim. İzmir Çiğli'de Sayın Nihat Gültekin ilçe başkanlığı döneminde ilçe başkan yardımcılığı görevini üstleniyordum. Daha sonrasında Sayın Gürsel Bey ile çalışmaya başladık. Örgütte ön seçim kararı çıkar çıkmaz benim hiçbir zaman kontenjan talebim olmadı. Böyle bir karar çıkar çıkmaz ben örgüte kendime emanet etme kararı aldım ve geldim. Bugün sokaklardayım. Örgütüm takdir ederse, örgütüm beni isterse o milletvekili kelime anlamını bence taşımalı. Beni eğer milletim aday etmek istiyorsa örgütüm de teveccüh gösterecektir ve en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmaz. Peki şunu sormak istiyorum. Özellikle 30 Mart yerel seçimlerine baktığımız zaman CHP'nin İzmir yerelinde belediye başkanları anlamında bir gençleşmeye gittiğini gördük. Milletvekili seçiminde de böyle bir takdir bekliyor musunuz? Tabii ki kesinlikle bekliyoruz çünkü örgütümüzün sesiydi bu gençleşme. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz uzun zamandır hiçbir siyasi partinin yapamadığı, cesaret edemediği bir karar aldı. %33 cinsiyet kotası, %10 genç kotasını getirdi partimizde. Bu nedenden dolayı belediye başkanlarımıza baktığınız zaman gençleşmeye gittiğimizi görebilirsiniz. Milletvekili seçimimizde de örgütümüzün de gençlere ve genç kadınlara özellikle teveccüh göstereceğini göreceksiniz zaten. 30 Mart sonrası bunu tüm kamuoyu görecek. Peki İzmir için neler yapmak istiyorsunuz? İzmir için neler yapmak istiyorum? Ya Öncelikle da araya şunu... girerek şunu sormak istiyorum aslında öncelikle. Malum İzmir milletvekillerinin bir kısmı doğrudan İzmir'le ilgili çalışsa da bir kısmı da genel merkez politikaları doğrultusunda Ankara'da çalışmalarını sürdürdü. Siz milletvekili olmanız durumunda bir parça yüzdeye vurmak gerekirse ne kadar İzmir'in milletvekili, ne kadar Türkiye'nin milletvekili olmayı planlıyorsunuz? Öyle Ben girmek lazım şunu aslında. hemen ifade edeyim. Aslında bölgesel vekillik dediğimiz çerçevede Tolga Çobanoğlu olarak ben haftanın bir günü veyahut iki günü yani salı günleri ve komisyon çalışmaları dışında tamamını İzmir'de geçireceğim. Çünkü ben İzmir'in öz evladıyım. İzmirlilerin sorunlarını yakinen bilen biriyim. Ben İzmir milletvekili olacaksam eğer İzmir'de olmalıyım. Ha tabii ki Ankara'da çalışmalarımız olduğu için Ankara'ya gidip gelmemiz gerekecek. Ama %80'ini İzmir'de geçireceğim. İzmir için yine biliyorsunuz Gaziemir'de bir doğa katliamı var. Yani Gezi direnişinde bu hükümet binlerce yurttaşımıza gaz sıktı, binlerce yurttaşımızı joplattı, gencecik çocuklarımızı öldürdü. Yani hiçbir şekilde bıkmadan halen Gaziemir Belediyesi'nde
taş ocağı ile mücadele ederken ikinci bir şok ile karşılaşıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı 210 metrekarelik hektarlık pardon alanı sessiz sedasız imara açıyor. Bu kadar mı doyumsuzsunuz? Bu kadar mı açsınız? Tabi bunları söylerken insanlar bizim hakaret içerikli konuşabileceğimizi düşünüyorlar ama buna verebilecek başka bir cevabımız yok. Sessiz sedasız bunları yaparken biz bunların takipçisi olacağız. Gaziemir Belediye Başkanımız da yine destek olarak arkasında duracağız. Bu alanlar imara açılarak kimlere peşkeş çekilecek? Bunların takipçisi olacağız. Yakın bir zamanda İzmir'in Bergama ilçesini gezdim. Bergama ilçesi bildiği gibi tarım alanlarıyla dolu. Bergama ilçesinde dünyanın en kaliteli pamuğu üretildiğini biliyor muydunuz? Evet. Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği bir ilçede vatandaşlarımız Soma'da madende çalışıyor. Neden? Çünkü pamuk için teşvik alamıyorlar. Pamuğu nereden alıyoruz peki biz? İthal ediyoruz. Pamuğun en kalitelisini biz yetiştirmemiz gerekirken biz ithal etme gereği duyuyoruz. Yani bu hükümet döneminde o kadar çok rantlaşma sağlandı ki biz bunları dile getirmek istiyoruz. Bugünkü milletvekillerimiz bunları sokağa çıktı anlattı. Ama bunu kamuoyunda basında pek fazla göremiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de medya artık yandaş bir durum haline geçtiği için bazı kanallar buna yer verirken bazı kanallar maalesef yer vermiyor. Medya tarafsız olmalı. Almanya'da devlet televizyonu en güvenilir kanaldır. Tüm vatandaşlarımız devlet televizyonu takip eder. Muhalefeti de oradan izler, iktidarı da oradan izler. Yani şu an Türkiye'de TRT bizim vergilerimizle sadece ve sadece iktidar haberlerini sunuyor. Yani ben buna bir şey demiyorum. Şu an Türkiye'de bir iktidar var. İktidarın başbakanı hasbelkader yarım saat değil de 24 saat canlı yayında konuşsa 24 saat canlı yayın vereceğiz. Ana muhalefetin lideri çıkıyor. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili ciddi oranda bir açıklama yapıyor. 5 dakika, 3 dakika, 1 dakika bir yayın yapılıyor. Peki. TRT tarafsız olmalı. Hükümetin yanlışlarını da söylemeli, muhalefetin yanlışlarını da söylemeli, ikisinin doğrularını da anlatmalı. Ama ben bugün elektrik faturalarımda dahi TRT vergisi öderken, TRT ben muhalefet partisinin haberlerini yapmayacağım, iktidarın haberlerini yapacağım derse, bu hak gaspiyetine girer. Bugün dünyada biz Müslümanız, Müslümanlık adı altında en kıymetli olan, varlığımız olan Müslümanlığı kullanarak din istismarı yapanlar benim hakkımı yiyemez. Bu kul hakkıdır. Bunu ne Allah kabul eder, ne kul kabul eder. Peki Sayın Çobanoğlu şunu sormak istiyorum. Mevcut dönem İzmir milletvekillerine baktığımız zaman özellikle Sayın Aytun Çıra'yı özellikle sağlık politikalarını eleştirirken görüyoruz. Sayın Mehmet Ali Susam'ı esnaf sorunlarını eleştirirken görüyoruz. Yine ona keza Sayın Musa Çam'ı işçi problemlerini ön plana çıkarırken görüyoruz. Sizin böyle lokal bir konunuz olacak mı milletvekili olmanız? Ben Türkiye'nin sorunlarının tamamıyla ilgili eleştiri konusu yapacağım. Hı. Ama özellikle tarım politikalarıyla ilgili ve gençlikle ilgili Türkiye'nin biliyorsunuz binlerce sokak çocukları var. Bunların tamamıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Bunları dile getireceğiz. Türkiye'de sokak çocukları olmamalı. Türkiye'de çocuklar ölmemeli. 14 yaşında, 15 yaşındaki çocuklar öldürülüp bir de üstüne terör örgütü üyesi denmemeli. Biz bunlarla ilgili özellikle çalışmalarımız tarım ve gençlik üzerinde olacaktır. Ama Türkiye'nin tamamını her ne sorun olursa olsun biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri olarak inşallah milletvekilleri olarak o sorunlarla ilgili takipçisi olacağız. Peki şunu sormak istiyorum. Özellikle seçim bölgeniz olan ikinci bölgeye baktığımız zaman aynı zamanda medyada çok bilinen, tırnak içinde söylemek gerekirse medyatik olarak da tabir edilebilecek birçok isim var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürkçülüğe, vatanseverliğe verdikleri emekler aşikar. Onları ayrı tutuyorum ama galiba ikinci bölgede ön seçim çok çetin geçeceğe benziyor. Evet, evet. Siz neler düşünüyorsunuz seçim bölgenizdeki bu yarışla ilgili? Demokrasi şöleni yaşayacağız. Tabii medyatik isimler var. Çok değerli, kıymetli ağabeylerimiz, arkadaşlarımız var. Biz bir yarışa girdik. Biz kendimizi ifade ediyoruz. Örgütümüzü anlatıyoruz. Kim daha ileriye bu bayrağı götürecekse o arkadaşlarımız umuyoruz çıkmalarını. Yani o nedenle Tolga Çobanoğlu olarak çekincem yok, korkum yok. Biz bu demokrasi şölenine biz de varız dedik ve çıktık. İnanıyoruz ki başarıyla da bunun üstesinden geleceğiz. Peki size göre şu anda İzmir'in acilen çözüme kavuşturulması gereken öncelikli genel sorunu nedir? Genel sorunlarımız tarımsal sıkıntılarımızı, köylerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Genel sorun derken şöyle bir durumumuz var aslında, bunu da burada ifade etmek istiyorum.
Türkiye'nin genel sorunu aslında İzmir'deki sorunlar. İşte ne bileyim bir traktör vizesi. Türkiye'nin tamamında bu vardır. Köylülerimiz traktörlerini vize yaptırmak için yaklaşık 50 kilometre, 60 kilometre yol gitmek zorunda kalıyorlar. Yerinde vize sistemi, kentleşme sistemi, kentsel dönüşüm sistemi İzmir'de derhal başlatılmalı. Kentsel dönüşüm ana temalı sorunu olarak görünüyor. Ön seçimdeki rakiplerinize baktığımız zaman birçoğu bu saydığımız az önce bahsettiğimiz bir parça isim vermesek de vurguladığımız isimlerin dışında kalan birçok rakibiniz genel olarak vaktinin tamamına yakınını İzmir'de geçiriyordu. Hı-hı. Ve öncelikle üyelerin karşısına evet. çıkacaksınız. Bu konuda herhangi bir endişeniz var mı? Vaktinizin önemli kısmını Ankara'da geçirdiğiniz için, İstanbul'da Sayın Gürsel Tekin'le birlikte geçirdiğiniz için veyahut da? Hiç çekincem yok. İzmir örgütünün bir üyesi olduğum için İzmirliler ve örgütümüz beni çok yakından tanırlar. Ben 3,5 yıldır Ankara'da görev yapıyorum fakat hiç İzmir'den kopmadım. Haftanın 3 günü, 4 günü yine İzmir'de bulundum. Ve bundan 8 ay önce biz aslında sahaya inmiştik. Şu an değil. 8 ay önce Bergama, Dikili, Kınık o bölgelerden başlayarak ben tarım politikalarıyla ilgilendiğim için özellikle kırsal bölgelerimizi dolaştık. Şu anda da metropolde. Yani tanınma gibi bir problemimiz yok. Örgütümüz bizi yakından tanıyor. Şu anda da kendimizi anlatıyoruz, yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Birlikte ve beraberlik içerisinde demokrasi şölenine bütün dostlarımızla girecek, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki meclise girmeniz durumunda ilk olarak şunu yapacağım dediğiniz bir şey var mı? İlk olarak örgütüme geleceğim ve teşekkür edeceğim. Hı hı. İlk yapacağım iş o. Bu herhalde İzmirliler için önemli bir evet. konu. Peki şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep kontenjan adaylar konuşulur. Sayısı ne kadar olmalı, az mı olmalı, çok mu olmalı? Sizin de düne kadar CHP Genel Sekreteri danışmanı unvanını taşımanızdan dolayı bunu soruyorum özellikle. İzmirlilerin belli konularda bazı hassasiyetleri var. Özellikle evet. İzmir'i tanımayan insanlar, İzmirli olmayan, İzmir'de evi bulunmayan, İzmir'in havasını suyunu yeterince hissetmeyen insanlar İzmir milletvekili olmasın söylemi var. Ve bu İzmir'in birçok kulüsünde çok kuvvetli bir şekilde dile getiriliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu yansıtıldı. Bu sebepten dolayı genel merkezin adımlarını nasıl görüyorsunuz? Nasıl adımlar atılacak? Bu hassasiyetler sizce göz önünde bulundurulacak mı? Tabii ki göz önünde bulundurulacak. Gönül isterdi ki hiç kontenjan olmasın. Ama şöyle bakılmalı bir çerçevede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri seçilirken genel başkan yardımcılarının, grup başkan vekillerinin, akademisyenlerin, bürokratların, komisyonlarda görev alacak milletvekillerinin, plan bütçe komisyonu, sağlık komisyonu gibi birçok önemli komisyonların olduğunu biliyoruz. Bu komisyonlarda görev alacak milletvekillerine ihtiyaç var. Bu nedenle ön seçimden böyle vasıflara sahip milletvekili çıkıp çıkamayacağı şüphesi içerisinde bu kontenjanlar burada uygulanıyor. Fakat bunun sayısı bir olmalı, iki olmalı bu tür tartışmaların yersiz olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez bir ön seçim önümüze gelmiştir. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetimi sağlamıştır. Teşekkür etmemiz gerekiyor. İlk önceliğimiz teşekkür olmalı ama bu çerçevede bakılmalı diye düşünüyorum. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma arkadaşları içerisinde ana ekip dediğimiz, kemik ekip dediğimiz o ekibin muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini. Düşünün bir akademisyenin, bir üniversite rektörünün ön seçimden çıkma şansı ne kadar olabilir? Tabii ki. Bu nedenle bu çerçevede bakılması gerekiyor. Peki şunu sormak istiyorum. Örgütle sürekli olarak bir aradasınız. Özellikle seçim döneminde ilçe ziyaretleriniz arka arkaya gerçekleşiyor. İlçe yöneticileriyle daha sık bir aradasınız en azından. Öyle söylemek evet. gerekir herhalde daha doğrusu. Bu ziyaretleriniz çerçevesinde ne gibi talepler alıyorsunuz? Neler bekleniyor sizden? Örgütümüzün talepleri şunlar. Örgütümüz kendisiyle direkt temas kurabilecek. Gittiğinde kapısını rahatlıkla aşındırabilecek. Aradığında direkt muhatap olabilecek milletvekili aday adaylarını istiyor. Örgütümüzün tek talebi bu. Bu nedenle ciddi bir istektir bu ve haklı bir istektir. Ayrıca gençlere ve kadınlara özellikle ciddi oranda talep olduğunu gördük. Bu da bizi umutlandırıyor, mutlu ediyor doğrusu. Evet. Gençlere ve kadınlara talepten bahsetmişken özellikle kontenjan adayların kadınlar noktasında kullanılacağını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön sıralara CHP'li kadınların isimlerinin yazılacağını biliyoruz. Bu CHP'deki dönüşümün bir göstergesidir sizce? Özür dilerim sorunuzu alamadım. Hemen mesaj geldi. Hemen tekrarlayalım. Malum ön sıralara kontenjan sıralarına kadınların isimlerinin evet. yazılacağı biliniyor. CHP'deki dönüşümün bu bir simgesi midir sizce? Kesinlikle. Kemal Bey bu hususta çok önemsediği bir konudur. Kadınlarımızın muhakkak
her bölgede, her dönemde, her makamda bulunması gerektiği inancında olan bir liderdir. Keza gençler de aynı şekil. Bu nedenle kadınlarımız çok umutludur. Kadınlarımız ön seçime giren kadınlarımızın yoğunluğunu bu dönem görebiliyorsunuz. Ön seçim dışında kontenjan adaylarımızı da görebiliyorsunuz. Kadınların artık bir şeyleri yapabileceğini tüm dünya biliyor. Türkiye'de de bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu da bu dönüşüm de Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayacak. Umuyorum ki Türkiye'nin tamamında kadınların daha aktif rol alacağı bir sistem getirilmeli diye düşünüyorum. Peki İzmir'e dair politikalarınızda özellikle kırsalı konuştuk. Ama malum bir de işin metropol alanı var. İzmir'in metropoli için neler düşünüyorsunuz? Yani sonuçta seçim bölgenizde bir Bornova olacak, bir Karşıyaka olacak, yöneticilik yaptığınız Çiğli olacak. Hı hı. Ve bunlar İzmir'in tam manasıyla kalbini oluşturuyor. Evet. Bu kalpte neler olmalı? Aslında demin anlattığım sorunların tamamı, Türkiye'nin genelinde olan sorunlar İzmir'de de var. Fakat İzmir'de şöyle bir özellik var. İzmir sosyal bir kenttir. İzmir aydınların olduğu bir kenttir. Gençlerin özellikle kendini rahat ettiği bir kenttir. Ama Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de işsizlik problemi çok yoğunlukta. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Meslek edindirmelerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle şu an Türkiye'de bu projeyi biz başlattık. Özellikle ben ve birkaç arkadaşım meslek edindirme kurslarını yapıyoruz. Ve meslek edindirme kurslarımız şu anki işte dikiş nakış tarzında değil, kuyum atölyeleri, grafik tasarım atölyeleri, CNC atölyeleri. Bu tür şu an günümüzün mesleklerine uyarladık. Günümüzün mesleklerini insanlara öğretiyoruz. Yani bir CNC operatörü yetiştirdiğimiz zaman 6 ay içerisinde veya 1 sene içerisinde bu arkadaşımız CNC operatörü olabiliyor. Mezun olur olmaz bizden de hemen işbaşı yapabilecek potansiyele sahip oluyor. Yani ne kadar bu konuyla ilgili bir sistem yaptık, ne kadar başarılı oluruz, ne kadar olamayız bunu bilemiyorum ama en büyük problemimiz metropolde işsizlik. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Yoksulluk aldı başını gidiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de açlık sınırı 1400 lira. Açlık sınırı oldukça yüksek. Düşünebiliyor musunuz? Bunu açıklayan hükümet 900 lira asgari ücrete insanları mahkum etmiş durumda. Açlık sınırı 1400 lirayken 900 lirayla insanları geçinin kardeşim diyorlar. Maalesef böyle işler acısı, bir sürü problemimiz var. Ama herkesin şurada söylemek istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün sorunlara bir çaresi vardır. Bu dönem genel başkanımızın da söylediği gibi sadece emanet dahi olsa oylarını bir dönemlik Cumhuriyet Halk Partisi'ne versinler. Beğenmedikleri takdirde 4 yılın sonunda yine nihai kararı onlar verecekler. Bir dönemlik emanet oy istiyoruz sadece. Peki Sayın Çobanoğlu, son olarak İzmirlilere ve ön seçimde oy kullanacak olan Cumhuriyet Halk Partileri hitaben neler söylemek istersiniz? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi örgüt üyelerimize ve kamuoyuna şunu söylüyorum. Öncelikle örgüt üyelerimize gençlerden ve kadınlardan yana oy kullanmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. İzmirlilere ve Türkiye'ye de şuradan bu çağrıda bulunuyorum. Yine demin söylediğimin aynısını söylüyorum. Bir dönemlik 4 yıllık emanet oylarınıza talibiz. Bir dönem sonra beğenmediğiniz takdirde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunuzu vermeyin. Ama Türkiye'nin durumu şu an işler acısı. Sadece bir dönemlik emanet oylarınızı istiyoruz.